bir şekilde beslenmenin zorlukları ve çözüm önerileri başlıklı oturumumuza hepiniz hoş geldiniz. Oturumumuzun başkanlığını gerçekleştirmek üzere Profesör Doktor Sayın Sezai Erciş'i davet ediyor. Sözü kendilerine bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Öğleden sonraki herhalde son oturumumuz. Üç tane gerçekten birbirinden değerli hocamız var. Onları sırayla ben davet edeceğim. Sayın Hakan Özkan hocamız, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri bölümünden. Hocam buyurun. Esra Çakanoğlu Güven hocamız, Profesör Doktor İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisi bölümünden. Bir de Bahattin hocamız var, Muhammed Bahattin Tanyolaç. Ev sahibi ama burada yok kendisi, çünkü başka bir etkinlikte Hasan Mandal hocayla TÜBİTAK'ta 5 dakika içerisinde burada olmuş olacak. Sunumunu da hala yüklemedi. Onu da yükler sanırım. Evet hocam, programı ben yaptım da acele çıktım. İlk önce sıra kimle başlıyorduk? Hakan hocam sizle, değil mi? Hakan hocam buyurun. Merhabalar. Ben Hakan Özkan, Çukurova Üniversitesi'nde Ziraat Fakültesi'nde çalışıyorum. Her şeyden önce başkana, TÜBA'ya beni bu konuşmayı yapmak için davet ettiği için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda sayın hocalarıma, sayın katılımcılara da çok teşekkür ediyorum. Günün geç saatinde beni dinleme lütfunda bulunacakları için. Tabii ki aslında oldukça önemli bir konu. Ben hazırlarken biraz daha fazla genç arkadaşların olacağını, dolayısıyla özellikle sürdürülebilir bitkisel üretimde yabani gen kaynakların kullanımının ne kadar etkin ve önemli olduğunu göstermek için bir sunu hazırlamıştım. Bundan dolayı bazı yerlerde hızlı geçeceğim, kusura bakmayın. Görüyorsunuz, burası Türkiye, Güneydoğu Anadolu bölgesi. Komple yabani buğday. İçerisinde buğdayın her türlü yabani formu var. İçimizde botanikçiler falan varsa çok daha iyi bilirler. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesi, ancak tek o kısım değil, onun uzantısı olan işte Akdeniz bölgesi, İç Anadolu bölgesi ve Trakya'ya doğru giden yerde de yoğun bir şekilde yabani gen kaynaklarımız mevcut. Şimdi ben genellikle sunularda bazı şeyleri tam net anlaşılsın diye acaba eskiden neydi, şimdi ne olduğu cevap vererek biraz daha ilgi çekmeye çalışıyorum. Örneğin mesela işte domatesimiz buydu. Ama aslında geçmişte bu şekildeydi. Ne oldu? Büyük bir değişime uğramış. Yani yabani formdan kültür formuna geçiş diye bir şey var. Aynı şekilde havuç, bugün afiyetle yediğimiz, farklı renklerde olan, bunun moru da var, sarısı da var. Eskiden neymiş? Buymuş. Şu anda birçoğunuz, önemli bir gen kaynağı da Türkiye'dir havuç için. Bunu bulsa herhalde havuç olduğunu bile bilmeyiz, kullanmayız. Ya bu neymiş deyip kenara atabiliriz. Aynı şekilde ayçiçeği, gördüğünüz gibi. Ama normalde ayçiçeği bu, çok dallı bir forma sahip. Hatta normalde çiçekçilere gittiğinizde dekorasyon için kullanılan bir bitki. Neymiş? Hangi formdaymış? Hangi forma evrilmiş? Bu çok önemli. Mısır. Ya inanılmaz bir evrim geçirmiş. Halbuki daha önce neymiş? Teosit de dediğimiz yabani bir form. Orta Amerika'da bulunan ama zamanla evrimleşen ve insanların bilerek seleksiyona tabi tuttuğu ve bugün sofralarımıza gelen önemli bir kültür bitkisi. Buğdayda durum ne? Buğdaya baktığımızda görüyorsunuz işte, aslında bu da çok önemli bir konu. Çünkü son yıllarda ülkemizde CSCS veya kaplıca buğdayı veya diploid buğdayı dediğimiz bir konu. Yabani formu. Evrimleşmiş CSCS'e evrilmiş. Bunun ilk defa nerede kültür aldığını artık Türkiye'deki herkes biliyor. Karacadağ, Diyarbakır bölgesinde. Ne yapmışlar? Özellikle Alman bir bilim adamı ve benim de arkadaşı olan bir grup. Daha öncedenki toplanmış genetik materyali, genetik çeşitlilikle Karacadağ bölgesinden
özellik genetik yapı olarak benzerliğinden dolayı orada evrimleştiğini göstermişler. Daha sonra da bunun kavuzsuz hali ortaya çıkmış ki siz bunu hiç bilmiyorsunuz. Çünkü bu piyasada yok. Bu şu anda İZA dediğimiz Bolu tarafında piyasada olan ve Siyez dediğim işte Kastamonu, Çankırı vesaire orada olan ve size aman ha bunlar glutensiz, bunları yiyin sağlığınız bir şey olmaz dedikleri, yanlış yönlendirdikleri, halbuki glutenin Allah'ın olduğu çok yüksek proteine sahip olan bir bitki. Şu da Van bölgesinde tesadüfen bulunan bir nokta mutasyonuyla ortaya çıkmış çıplak taneli diploid buğday. Bu da makarnalık buğdayın evrimi. Görüyorsunuz ilk başta yabani genlik, özellikle dikokoides. Daha sonra evrimleşmiş dikokkun olmuş. Yani şu anda sizin bildiğimiz ve devamlı telaffuz edilen kavruca dediğimiz bir bitki. İşte Kars bölgesinde bulundu, aman dünya mirası sahip çıkalım. Öyle bir şey yok. Yani literatür, daha önceki yapılan genetik bilgiler, daha önce kaleme alınmış makaleler bize bunun böyle olmadığını söylüyor. Tabii ondan sonra ne bu da evrimleşmiş. Bu nerede olmuş? Tesadüfe bakın, bu da yine Karacadağ bölgesinde. Bunu da özellikle benim de içinde bulunduğum ama benim bizzat yaptığım bir makalede yaklaşık bir 2001 yılında, 2 yılında dünyaya duyurmuştuk. O zaman biliyorsunuz verimli hilal bölgesi çok önemli bir bölgedir. Kültür bitkilerinin nerede kültüre alındığının tırnak içerisinde söylüyorum, dinsel bir ögesi vardır. Acaba nereden için alınmıştır? Dolayısıyla özellikle eskiden Levant koridoru denilen hatta bunların evrimleştiğini söylüyorlardı. Ancak biz bir şekilde bunların özellikle Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa arasındaki daha sonra da zaten bunu tetikleyen Göbekli Tepe'nin bulunması ve literatüre girmesi doğruluğunu kanıtladı. Ben bunları niye verdim? Bunları şunun için verdim. Bakın, demek ki kültür bitkileri yoğun olarak az önce ifade ettiğim bu üç kültür bitkisi veya 5-6 tane kültür bitkisi zamanla evrimleşmiş. Evrimleşirken de kendi işlerindeki genetik varyasyonu kaybetmişler. Ne olmuş? Yoğun bir seleksiyon baskısında maruz kalmışlar. En iyisini bulmak için. En iyisi o anda seleksiyon yapan kişinin kendi bilgisi, becerisine göre, damak tadına göre seçtiği en iyisi. Ama ekolojiye göre en iyisi olmayabilir. Daha sonra onu seçmiş, farklı bir şekilde onu yetiştirmeyi öğrenmiş. Dolayısıyla ne hale gelmiş biz? Modern çeşitlerimiz genetik daralmaya tabi olmuş. Şimdi görüyorsunuz yansıda. Tabii bu eski bir veri ama yine de güncelliği olan bir veri. Buğdayda %70'e yakın, mısırda %35, soyada %34, pamukta %60 bir genetik daralma var. Bu çok tehlikeli bir durum. İnanılmaz. Genetik çeşitliliğin olmadığı bir yerde, yani genetik model çeşitler için söylüyorum, herhangi bir ekstrem koşullarda siz artık bitkisel üretim üretemeyeceğiniz manası ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla araştırıcıların hedefi buradaki gen kaynaklarını, daha doğrusu farklı allelleri bir şekilde bu modern çeşitleri farklı teknolojilerle aktarmak. Şu anda son 20 yıldan beri dünya bunun üzerinde. Biz neredeyiz diye sorarsanız biz yokuz içinde. Ama inşallah olacağız. Biraz zamanımız var. Birazdan vereceğim örneklerde neden olamayacağımızı veya ne zaman olabileceğimizi tahminleyebilirsiniz. Şimdi burada görüyorsunuz kültür bitkilerinin, yabani akraba türlerinin dünyadaki hangi bölgede vardır? Şimdi dünyada 3 tane ana temeli, karbonhidrat kaynağı olan temel bitkimiz var. Bunlardan birisi buğday. Özellikle bu bölge için. Bir tanesi çeltik. Asya için değil mi? Dolayısıyla biz biliyoruz ki buğday veya işte buğday, arpa, çavdar vesaire buralarda evrimleşmiş. Çeltik bu bölgede her ne kadar Afrika'da evrimleştiğini söyleyenler varsa da. Diğeri ise yeni dünyada Mısır. Dolayısıyla bir üç tane gen kaynağı bizim için çok çok önemli ve üç kültür bitkisi bizim için önemli. Şimdi biz baktığımız zaman
Ya ülkemizde görüyorsunuz, bakın kırmızılar, yeşiller falan. Demek ki bir canlılık var. Demek ki kültür bitkilerinin yabani formları bizim ülkemizde. Her şey orada duruyor. Bir şekilde bizim bunu aktif olarak amacımıza uygun bilimsel felsefe ışığında kullanmamız gerekiyor. Bitki ıslahçıları genellikle bu gen kaynaklarını, biliyorsunuz Türkiye'de rastgele gen kaynaklarını toplamak, herhangi bir yere götürmek falan yasak. Bunlar için ya Tarım Bakanlığı'ndan ya da işte Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı milli parklardan özel izin almanız gerekiyor. Ki çok yasal yaptırımları var. Duymuşsunuzdur da zaten biyok kaçakçılık diye. Dolayısıyla bunların bir şekilde ıslahçılar tarafından kullanılması lazım. Ne yapıyor ıslahçılar? İşte gen bankalarında varsa, bizim ülkemizde var Ankara Gen Bankası, Menemen Gen Bankası veya dünyadaki gen bankaları. Örnek işte Almanya'daki Leipzig veya Gatisleben Gen Bankası, Babilov Gen Bankası vesaire, oradan istiyor, ülkemize geliyor, melezemeler falan yapıyor, kullanıyor. Ancak araştırıcılar şunun dikkatini, şu sonuca varmışlar yaptıkları araştırmalarda. Dünyadaki bu kültür bitkilerin gen kaynakları temeline bakıldığı zaman bunlardan ancak %5'i yazıyor, ama %5'i, 7'si maksimum diyelim 10'una kadar kullanılabilirlik söz konusu şu ana kadar. Yani %90'ı atıl. Aslında bu ciddi bir gen kaynağı ve bunun bir şekilde ülkemizde kullanılması gerekiyor. Veya dünyada kullanılması gerekiyor. Hani çok önemli kültür bitkileri veya çok önemli metotlar var ya, işte gen editleme falan vesaire, ama onun öncesinde şu anda insanlar bir tarafta teknoloji giderken, teknolojiye karşı kırılgan olan insanlara bu alternatif olarak ortaya çıkıyor. Şimdi tabii ki ben burada sunu da yoğunlukla tahallalla ilgili güncel, pratik bilgiler vermeye çalışacağım. Özellikle yabani gen kaynaklarını nasıl kullanıldığıyla alakalı. Görüyorsunuz bakın, zaten sabahki oturumda da bütün konuşmacılarımız ifade etti. İşte 2050 yılına kadar bir küresel ısınma var, değil mi? Küresel iklim krizi. Bu tabii ki maksimum bir şekilde kendini gösteriyor. Dolayısıyla Türkiye'ye baktığımızda bizim özellikle tahıl üretim alanları yukarıya doğru kayıyor. Yani bir kuzeye doğru bir kayma var. Güneyde de çünkü yüksek sıcaklıktan dolayı verim azalması vesaire. Şimdi biz Türkiye genelinden baktığımızda Türkiye'de kişi başına yıllık 200 kilogram un tüketilmekte. Kişilerimiz günlük her gün bir tane iki tane ekmek yemekte. Bizim ekmeğimiz yemediğimiz sürece bizim halkımızın kanı doymamakta. Dolayısıyla bizim sürdürülebilir bir tahıl üretimini gerçekleştirmemiz gerekiyor bilimsel seviyede. Bundan dolayı da işte özellikle şurası, Türkiye'deki yabani gen kaynakları, tahıllarla ilgili olarak söylüyorum, bizim için önemli bir silah. Neye karşı? Abiyotik ve biyotik stres faktörlerine karşı. Şimdi bunlar nedir diye baktığımızda görüyorsunuz, yansıdı o kadar güzel ki. Halbuki ben size şu bunların başaklarına baktığınızda görüyorsunuz bakın, birçoğu inanın Ege Üniversitesi'nin kampüsünde, bulunduğunuz bahçenizde vardır ama ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ama şu anda öğrendiniz. Taksonomisini bilirsiniz, bir de buğday gibi olduğunu öğrendiniz ve bunlar da taneleri. Şimdi aslında yeni modada şu, acaba ben bunu evrimleştirebilir miyim? Yani ne yapıyorlar? Gen editleme ile bunu kültür formuna çevirmeye çalışıyorlar ama bizi ilgilendirmiyor. Bizim klasik melezleme ıslahıyla neler yapılabilirliğini ilgilendiriyor. Dolayısıyla bizim bunları kullanmamız lazım. Genellikle bu yabani gen kaynaklarını, tarımsal öneme sahip yabani gen kaynaklarını kullanmadan önce mutlaka onun bir evrimsel geçmişini, taksonomisini, kromozom sayısını, döllenme biyolojisini gibisinden alt parametrelerini bilmeniz lazım. Yoksa bilemezsiniz. Hemen buğdayla ilgili olanı söylüyorum. Çünkü Türkiye'de çok konuşulan bir konu, bir diploid buğday. Kendi başına apayrı bir evrimleşme süreci var. İkincisi iki tane tetraploid var. Yani makarnalı buğday, birisi de tetraploid ama sizin duymadığınız, belki bugün duyacağınız Timofevi dediğimiz grup, özellikle Gürcistan'da, birisi de makarnalı buğday. Ekmeklik buğday. Bunlar da kendine göre, kromozom sayısına göre 2N=14, 2N=28, 2N=42 olarak sınıflandırılırlar. Başka platformda
farklı rakamları duyarsanız bilin ki bu yanlış. Çünkü 30 yıldan beri ben bunun içinde çalışıyorum. Özellikle şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Yıllardan beri acaba bu makarnalık buğdayı nasıl evrimleşti, nereden ne geldi falan diye sorular soruyorlar. Bir de böyle bir ayrı grup var. Dolayısıyla biz de dedik ki, ben bu çalışmayı yaklaşık 2007 yılında, 2004'te başladık, 2007'de bitirmiştim. Acaba dedik bu Eglobs'un içerisindeki genetik çeşitliliği, yani konumuz biyoçeşitlilik ya, bu farklı türleri, farklı adaptasyon yerlerinde parametre alıp karşılaştırsak falan vesaire kullansak, tamam çok güzel olur, kullandık. O günün en popüler DNA analiz metotlarını kullandık, yayın yaptık. Gördüğünüz gibi kendi içerisinde gelişti, tamam biz gördük işte genetik çeşitlilik var burada, orada var, de ne yapacağız? Değil mi? Esas önemlisi bu. Genetik çeşitliliği bulup işte bir rakamı ifade etmek yayın için çok güzel. Ama uygulama için ne yapmamız lazım? Şu grupta özellikle bunlar, bu iki tür de endemiktir İsrail'de, yani Levant koridorunda. Sadece bir translokasyon vardır kendi içerisinde. Araştırıcılar bunu, özellikle biliyorsunuz kahverengi pas önemli bir problemdir dünyada ve ülkemizde. Dolayısıyla ne yapmışlar? Şuradaki koleksiyonun aynısını screen etmişler. Bir bakmışlar ki içerisinde dayanıklı genotipler var. Bizim amacımız neydi? Gen kaynaklarını pratik olarak ıslah programına entegre etmek ve insan yararlılığı için kullanmak. Tamam, çok güzel. Dayanıklı bulmuşum ben. Ondan sonra ne olacak? Ondan sonra işte esas dananın kuyruğu orada kopuyor. Diyoruz ya biz, ya işte gen kaynaklarımız var, niçin kullanmıyoruz, neden kullanmıyoruz, heba oluyor, yabancılar alıyor, götürüyor, paylaşıyorlar, ülke dışına çıkartıyorlar. Öyle değil. Öyle değil. Araştırıcı ne yapıyor? Bakın, ilk önce bir sentetik amfidiploid yapıyor. Yani buradaki geni buğdaya aktarabilmesi için bir amfidiploid yapması lazım. Yani laboratuvar şartlarında iki tane türü alıp melezlemesi, kromozomlarını katlaması lazım. Bu bir. Bu iki yıldır. Minimum. Daha sonra bunu normalde bir çeşitle melezlemesi lazım. Burada hangi çeşitler ekiliyor bilmiyorum ama ben söylersem de belki reklama girer. Melezleyip amacına uygun genleri transfer etmesi lazım değil mi? Pratik olarak bekleyen o. Ama öyle değil. Çünkü neden? İki tane farklı tür, anneden babadan gelen kromozomlar karşılaşacak, homolog eşleşmesi yapacak, crossing over olacak, rekombinasyon oranı olacak vesaire vesaire. Böyle bir şey olmuyor. Dolayısıyla bunu da endüstriyel, zamanında araştırıcılar bulmuş, pairing homologous gene dediğimiz bir gen var buğdayda. Onun mutantını kullanarak ne yapabiliyor? Rekombinasyon oranını arttırarak amacına uygun gen bölgesi aktarılmış mı aktarılmamış mı tanımlayabiliyor. Bunu elde etmesi ve geri melezlerle falan 4-5 yıl, etti 6 yıl. Daha sonra bundan elde ettiği genotipleri de testlemesi 2 yıldı, 8 yıl. Soruyorum sizi, Türkiye'de hangi araştırmacı 8 veya 10 yıl kesintisiz aynı çalışmaya devam edebilir? En önemli noktalardan birisi biyoçeşitliliğin özellikle tarımsal öneme sahip kültür bitkilerinin ıslahında kullanılmasıyla alakalı. Bununla birlikte yine ayrı bir noktaya gelelim. Dikokoides, makarnalık buğday, yani yabani genlik, işte evrimleşmiş vesaire. Yaptığımız çalışmada iki ayrı tip var. Bizim özellikle Levantçılarla, yani İsrail grubuyla ayrı düştüğümüz yer. Biz diyoruz ki makarnalık buğday burada evrimleşmiş, özellikle şu iki bölge. Şurada da biyoloji arkadaşlar bir Anatolian diagonal var. Çok önemli bir yer orası. Özellikle şurada inanılmaz bir evrimleşme süreci hala devam ediyor. Bu konuda gerekli bilgiyi de verebilirim. Tabii biz DNA bazında kontrol ettiğimiz için. Şimdi dolayısıyla bu dikokoides çok güzel. Biz yine aldık bunu, analizini yaptık, tamam dedik, işte bu kültür formu görüyorsunuz, bakın yabanilerde bu, tamam dedik, bulduk, dolayısıyla dikokoides. Biz bunu pratik olarak ıslakta nasıl kullanacağız? Ben bu analiz sonucu sadece makarnalık buğdayın nerede evrimleştiğini gösterebilirim, tanımlayabilirim. Ama ben bunu pratik olarak ıslakta nasıl kullanabilirim? Görüyorsunuz iki tane bölge, az önce ifade ettiğim şu iki bölge, bir ve iki, şu Kartal'da, bu da Karaca'da.
Görüyorsunuz bakın Gaziantep. Tarla, buğday tarlası gibi. Şimdi biyoçeşitlilik bahsediyoruz. Ben hemen institü korumaya geçiyorum burada. Biz eğer bunları yerinde koruyamıyorsa gen kaynaklarımızı kaybediyoruz. Buralar korunuyor mu? Yok. Bunlar birebir benim çektiğim. Şu anda büyük ihtimalle burası yapılaştı. Burası da Karacadağ'ın eteği. Çok yoğun bir şekilde tarıma açılmış durumda. Tekrar altını çiziyorum. İnstitü inanılmaz derecede önemli. Sadece biz belli bitki grupları için buna önem veriyoruz ama kültür bitkilerinin yabani formları için maalesef yeteri kadar önem vermiyoruz. Normalde bu alanın etrafının çevrilme olması, oraya hem tarımın yapılmaması, oradaki çiftçiler mağdur edilmemek kaydıyla hem de girişin engellenmesi gerekiyor. Biz ne yaptık? Dedik ki bu Dicocoides tamam bulduk, çok iyi. Bir prima projemiz var, hala devam ediyor. Dolayısıyla biz bir koleksiyon yaptık. İşte 2000 tane, 200-300 tane bu verimli hilalı kapsayan bir bölge. Az önce haritada gördüğünüz gibi. Dolayısıyla dedik ki acaba burada bir marker geliştirebilir miyiz? İşte gördüğünüz gibi hem talla hem de özel ırklara karşı yapılan sonuçlarda bazı markörler bulduk. Bu yetti mi? Yetmedi. Bizim bu marker'ı çalışıp çalışmadığını melezleme yapıp ekmeklik buğday aktarmamız, ekmeklik buğday aktardıktan sonra bu DNA fragmentinin o background'da çalışıp çalışmadığını kontrol etmemiz lazım. Yani bir 10 yıl. 10 yıllık TÜBİTAK bütçe vermiyor. Sabah buradaydı Hasan Hocam. Çukurova Üniversitesi veya Ege Üniversitesi'nde devamlı arz eden bir projeyi, ıslah projelerini 10 yıllık destek verdiğini duymadım. Bilemiyorum. Birazdan Bahattin Hocam da söyler. Orada kaldı. Bakacağız, göreceğiz. Biliyorsunuz özellikle küresel iklim değişikliği önemli. Küresel iklim değişikliğinde adaptasyon önemli. Adaptasyon önemli olduğunda bitkilerin o bölgeye adaptasyonunda anahtar rol oynayan genler önemli. Bunlar neyi? Özellikle iki tane gen var. Fotoperiyot yani ışığa duyarlılık geni, diğeri venerizasyon geni. Dolayısıyla siz bu genleri regüle ederek, değiştirerek adaptasyonu oynayabilirsiniz. Biz acaba dedik bu gen bölgeleri bizim bu topladığımız koleksiyonlarda nasıl? Dolayısıyla çok farklı bir aller bulduk ve biz bunları şu anda bulduk. Ama pratik olarak ıslahı kullanamıyoruz. Yine dediğim gibi yapacağımız şey var. Pratik olarak ıslahta kullanılan bir çalışma var. Nereden geliyor? Amerika Birleşik Devletleri'nden. Biliyorsunuz protein çok önemli bir yapı taşı ve biz buğdayda protein oranının yüksek olmasını isteriz. Ama bununla birlikte Sayın Hocam, çinko ve demir de önemli değil mi? Dolayısıyla araştırıcılar bulmuş yabani formdan bir tane küçük bir gen bölgesini tanımlayarak sadece iki nükleotit eksik, klonluyor, transgenik bitki de bunu testliyor, gen seviyesini tanımladıktan sonra ticari çiftlere aktarıyor. Pratik olarak uygulanabilir bir çalışma ve şu anda hem Türkiye'deki hem de farklı şeylerdeki ıslah programlarında yoğun olarak uygulanıyor. Hakan Hocam özür diliyorum, 5 dakikamız var. 5 dakikada hızlı bir şekilde bitiriyorum. Tamam, pas geçiyorum hocam. Zaten bazı yerleri. Şimdi ekmeklik buğday. Ekmeklik buğdayın detayına girmiyorum ama bilmemiz gereken bir şey var. Ekmeklik buğdayı biz laboratuvarda çok rahatla yaratabiliriz. Biz ona ne diyoruz? Sentetik ekmeklik buğdayı diyoruz. Ve amacımıza uygun bitki gruplarına da yani ekmeklik buğdaya da melezleme ıslahıyla aktarabiliyoruz. Ne zaman yapmışlar bunu? İki bağımsız araştırıcı 1940 yılında yapmışlar. Ama burası önemli değil. Önemli olan burası. İngiltere'de Johnson Üniversitesi yani enstitüsü ne yapıyor? Dünyadaki beni egilopsların hepsini topluyor. Koleksiyon yapıyor. Bunların SNP yani DNA analizini yapıyor, gruplara bölüyor. Daha sonra bunlarda ilişkili haritalama yapıyor, detaya girmiyorum. Bazı gen bölgelerini tanımlıyor. İşte tanımladıktan sonra bunu yine ticari oya konut olacak şekilde başka bir ekmeklik buğdaya aktarması lazım. Görüyorsunuz sentetik buğday geliştiriyor, melezleme ile aktarıyor ve dayanıklılık kazandırıyor. Bu küllemeye karşı, bu da zararlıya karşı. İki tane farklı yöntem. Bu 10 yıl. Şimdi esas olaya geleyim. Demek ki özellikle yabani formlar, görüyorsunuz bakın ayçiçeği, buğday, patates ve yer fıstığında genellikle yabani formlar veya akraba türler
İşte abiyotik ve biyotik stres faktörleri de kaynak olarak kullanılıyor. En fazla kullanılan şey. Başarı oldukça az. Demek ki bizim çok fazla çalışmamız lazım. Ben kesim ama bir kısa bir bilgi söylemek istiyorum. Biyoçeşitlilik ifade olarak çok güzel bir tanım. Herkes konuşuyor. Ama biyoçeşitliliğin pratik olarak Türkiye'de uygulandığı, sıraat için söylüyorum yanlış olmasın, bir alan göremiyorum. Burada çok büyük eksiğimiz var. Bu gen kaynaklarının pratik olarak küresel iklim krizinde bizi yarı yolda bırakmayacağını düşünüyorum. Eğer Covid'deki yaşadığımız özellikle buğday veya bitkisel üretimindeki problem kendini gösterdi. Eğer Ukrayna krizi veya tahıl koridoru olmasaydı şu anda belki bu ekmeği siz 7-8 liraya yiyor olacaktınız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kıymetli hocam biz de çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir sunuydu. Soru sormak isteyen hocalarımız, arkadaşlarımız, öğrenci arkadaşlarımız var mı? Ahmet hocam buyurun. Benim merak ettiğim bir konu var. Dünyada 3 tane devrim yaratan tahıldan bahsettiniz. Son dönemlerde 4. gelmişti. Bilmiyorum bildiğiniz mi? Amaranthuslardan Amerika'da. Sonuç ne oldu acaba? Bizde de böyle bir şey girişim var mı? Veya Hüsran'da mı sonuçlandı? Bir sizi görünce Hakan Bey varsa bilginizi alabilirsem çok mutlu olurum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Aslında konuştuğunuz amaranth bir iki tane daha var. İsmini hatırlayamıyorum. Bu Ukrayna'dan gelen kara buğday ve bunun gibi yalancı tahıl dediğimiz tahıllar var. İşte bu ülkemize geliyor. Amaranth konusunda Amerika'da da çalışma yaptı. Afrika'da da var. Ülkemize de yapıldı. Ama normal tahılların, yani bu üç tane temel kültür bitkisinin karmaliter kaynağının yerini alamıyor. Neden alamıyor? Üretimdeki problem, bilim alandaki çıktısının az olması, insanların temel ihtiyacına yeteri kadar yanıt vermemesi veya insanların o ürüne yeteri şekilde ulaşamaması. Gayet normal. Her tarafta amaranth yetişsin diye diyenler olabilir. Ama maliyeti çok yüksek. Aynı bu siyez buğdayına benziyor. Diyorlar ki siyez buğdayı ve yerel çeşitler her yerde yetişsin, insanlar onu yesin. Tamam yetişsin, problem yok. 100 kilo. Alacağınız verim dekara 100 kilo. Dolayısıyla 85 milyonu besleyemezsiniz. İmkansız. O yüzden sürdürülebilir bir gıda güvenliği için belli bitkileri üretiminde taviz vermemeniz gerekiyor. Market değeri yüksek olan işte amaranth gibi ürünleri ekonomik geliri biraz daha yüksek olan kişilerin arzusuyla raflara girip onları tüketmesi gerekiyor. Yani amaranth şu anda işin özü istenildiği seviyede değil. Hocam teşekkür ediyoruz. Başka hocam buyurun. Bir soru daha alabiliriz. Çok teşekkür ederim sunum için. Ben önce şunu soracağım. Şimdi hep şunu okuyoruz basında. Buğday aslında insan için çok yararlı bir yiyecek ama bu modern çeşitler artık insan için yararlılığını kaybetmiş. İşte özellikle diyabete zemin hazırlar deniyor. Bir de bu kapsamda şu an piyasada artık siyez unları ve siyez ekmekleri satılıyor. Demin de bahsettiniz. O siyez buğdayı ve ekmeklerinin de durumunu soracağım. Denildiği gibi mi yoksa o da biraz fazla abartılmış bir şey mi? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum sorunuz için. Oldukça güzel bir soru. Güncel konu, güncel soru ve çok fazla yanlış bilgilendirme var. Türkiye'de siyez sadece Kastamonu'da üretiyor. Ama Adana'da kebapçıda siyez unundan yapılmış lahmacun var. İmkansız. Yani eşyanın tabiatına aykırı. Dolayısıyla sizin siyez olarak yediğiniz tohum büyük bir ihtimalle yani un neyse artık siyez değil. Artı burada tabii detayına girmediğim
ekmeği ekmek yapan, az önce ifade ettiğim ayrı bir tür olan Aegilops tavşı, o olacak ki şişecek, kabaracak, içerisinde gözenekler olacak. Siz bunu, yani böyle katı ekmeği, katı, kapkatı bir şey olması lazım, şişmemesi lazım. Şimdi marketlerden aldığınız bütün siyezler maşallah şişmiş durumda. Çavdar ekmekleri şişmiş durumda. Dolayısıyla kişisel önerim, kendiniz alabilir, bir yerde öğüttürebilir, evde yapabilirsiniz. En daha mantıklısı veya çok güvendiğiniz yerlerden bu tip ekmekleri almanız, yoksa almamanız. Çünkü normalde normal buğday ekmeği yiyorsunuz. Ekmek konusuna gelince, ekmek aslında zararlı değil. Ekmek bizim beslenmemizde aşırı yüklemesinden dolayı zararlı hale geliyor. Şimdi normalde bir insan sabah 2 dilim, öğlen 2 dilim, akşam 2 dilim veya 1 dilim yer. Ama biz öyle yapmıyoruz. Sabah kahvaltısında bir somun, öğlen bir somun, akşam makarna yapıyor evde veya kendisi yapıyor. Yani ekmeği açıyor, makarnayı koyuyor, onu yiyor. Ondan sonra da diyoruz ki bize ekmek zararlı. Yani siz sabahtan akşama kadar 3 kilo domates yeseniz o da zararlı. Halbuki domates çok önemli bir bitki, değil mi? Lekopen var içerisinde, kanserle savaşta, ama aşırısını yerseniz yan etkisi çok fazla. Dolayısıyla bunu iyi balanslamak lazım. Hocam çok teşekkürler, Hakan Hocam.